Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün internetten sipariş verdiğim bu boya kalemleriyle uzun süredir düşündüğüm bir şeydi. Lastikteki marka yazılarını boyamak. Bununla ilgili sizlere bir video çekeceğim ve yine internette gördüğüm ve hoşuma giden bir diğer hususta kırmızı bir boyayla, yani aynı jantların rengiyle şu diş aralıklarını kırmızıya boyamak. Videoda o motor da hoş duruyordu. Bakalım MT7'de nasıl olacak. Motor bayağı bir kirli arkadaşlar. Önce motoru biraz sileceğim. Sonra videoya başlayacağım. Sizler de lütfen videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, video bayağı uzun sürecek gibiydi. O yüzden videoyu sonlandırdım. Belli bir süre sonra boyayıp arkadaşlar. Evet, benim hoşuma gitti. Üstteki diş aralıklarını da boyadım. Ancak pek istediğim gibi olmadı aslında. Kalem tam olarak her yere girmiyor. Ve biraz da dışa doğru taşıyor. Bu pek hoşuma gitmedi. Aslında ben daha doğrusu jantların renginde istemiştim kırmızı, ama pek istediğim kırmızı da değil. Onlar artık yeni bir kalem sipariş verip bu kalan yerleri dolduracağız. Ama aslında hoş da görünüyor. Kırmızı şeritlerin, çizgilerin olması bana hoşuma gitti benim. Yani şekil ortada. Keza bu şekilde. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, yazılar çok güzel oldu. Kalıcı mı diye sorursanız, ben burayı ya çizdikten sonra, burayı boyadıktan sonra silmeye çalıştım. Ne yazık ki 1,5-2 dakika sonra hemen kuruyor ve çıkması da zor.
Ya siyaha boyayacağım ya da tekrardan farklı bir kırmızı alıp üzerine devam edeceğim. Yani o şu anki pek hoşuma gitmedi çünkü kalemin ucu şu aralara girmiyor, şu uçlara girmiyor. Bundan kaynaklı olarak arkadaşlar pek hoşuma gitmedi. Belki tekrardan siyah kalem boyayı üzerinden geçerim ya da güzel bir kırmızı boya alıp devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, aynaları da değiştirmiştim. Alta taktırmıştım fakat altta yatırdığınız zaman motoru ve dönüşlerde buraya çarptığı için aynaları yukarı aldım. Aslında böyle de fena durmuyor bence motor. Bakalım, işte dediğim gibi göz aşinalığı var. Biraz alışmam gerekiyor buna, bu görüntüsüne. Ama lastikler hoşuma gitti. Evet, yazılar tam istediğim gibi oldu. Üstü biraz dediğim gibi yine bok ettik ama düzelteceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. O çok istediğiniz, aslında çekmek istemediğim ama sizin çok istediğiniz o inceleme videosunu da çekeceğim ama çok farklı bir inceleme olacak. Hani motorun artılarını eksilerini söylememe gerek yok. Zaten bununla ilgili yüzlerce, binlerce belki video var. Ben daha farklı konulara değineceğim bu motorla ilgili. Onu da bir sonraki videoda göreceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize de çok iyi bakın. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı özellikle yorum kısmına bekliyorum. Hepsini severek okuyorum ve cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.